Bu dersimizde alternatif motorlar ve yakıt sistemleri dersine ait olan alternatif motorlu yakıtlar modülünün bitkisel yakıtla çalışan motorlar ve alkollü yakıtlar konularını işleyeceğiz. İlk konu başlığımız bitkisel yakıtla çalışan motorlardır. Biyodizel veya biyomotorin ne demektir? Dizel motorlarda yakıt olarak kullanılan ve yenilebilir biyolojik maddelerden üretilen yakıtlar biyodizel veya biyomotorin olarak adlandırılmaktadır. Biyolojik yakıtların dizel motorlarda daha çok kullanılmasının sebebi nedir? Biyolojik yakıtların kullanımı sonucu dizel motorlarda sıkıştırma oranının yüksek olması sebebiyle daha iyi sonuçlar ve daha iyi yanma performansı elde edilmektedir. Motorlarda kullanılan bitkisel yakıt türleri nelerdir? Motorlarda bitkisel yağların yanı sıra hayvansal yağlarda yakıt olarak kullanılabilmektedir. Genellikle koza, soya, mısır, pamuk ve aç çiçeği gibi bitkisel ürünlerin yağlarından biyomotorin yakıt üretiminde faydalanılır. Biyodizel saf olarak kullanılabileceği gibi petrolden elde edilen motorinle karıştırılarak da kullanılmaktadır. Motorlarda bitkisel yakıt türleri ilk defa ne zaman kim tarafından kullanılmıştır? İlk defa 1900'lü yıllarda Rudolf Diesel tarafından yer fıstığı yağı kullanılarak dizel motor çalıştırılmasına rağmen petrolün çok miktarda bulunması ve bu sektörün hızla gelişmesi insanları motorin kullanımına yöneltmiştir. Biyodizel, biyomotorin üretimini ilk olarak kim ne zaman yapmıştır? 1970 petrol krizi ve tüm dünyada çevre bilincinin artmasıyla alternatif yakıtlar araştırılmaya başlanmış ve ilk olarak da 1992 yılında Amerika Ulusal Soy Dizel Araştırma Grubu tarafından biyodizel yani biyomotorin üretimi yapılmıştır. Bitkisel yağların organik yapısı nasıldır? Bitkisel yağlar organik olarak metil veya etil esteridir. Biyodizel üretiminde en çok tercih edilen bitki nedir? Biyodizel üretiminde en çok tercih edilen bitki soya fasulyesidir. Bitkisel yağlar nasıl yakıta dönüştürülür? Bitkisel yağlar alkol yani metanol ile karıştırılır ve sodyum hidroksitle tepkime hızlandırılır. Bu kimyasal reaksiyon sonunda bir ester ve gliserin oluşur. Bu işlem yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. Ester yakıt olarak kullanılırken gliserin de sabun, gübre ve daha birçok endüstriyel ürün yapımında kullanılmak üzere sevk edilir. Bu kimyasal yönteme transesterifikasyon yöntemi denilmektedir. Bir diğer yöntemde ise bitkisel yağlar veya kullanılmış eski yağlar süzülerek filtre edildikten sonra maksimum %20 oranında motorine karıştırılarak kullanılmaktadır. Biyomotorin verim olarak ve motor performans yönünden motorine eş değer bir yakıt türüdür. Esterleme ne demektir? Kimyasal olarak esterleme ortamdan trigliserin molekülü veya yağ asidi almak serbest asitleri nötrleştirmek, gliserini çıkarmak ve bir alkol esteri oluşturmaktır. Bunları gerçekleştirmek için metanol yani odun alkolü sodyum hidroksitle karıştırılır ve sodyum metoksit elde edilir. Bu tehlikeli sıvı bitkisel yağla karıştırılıp dinlenmeye bırakılınca gliserin dibe çöker ve metil ester yani biyomotorin üste kalır. Buradaki tablomuzda biyomotorin üretilebilecek bitkiler ve yağ verimleri gösterilmiştir. Tabloda işaretli olan ayçiçeği, koza, mısır, pamuk ve soya bitkileri biyomotorin üretiminde en çok kullanılan bitkilerdir. Kanola ne demektir? Kanola, Kanada ve oil isimlerinin birleşiminden türetilmiş ve Kanada'nın genetik ıslah ile 1956 yılında geliştirdiği bir üründür. Kanola bitkisi ilk olarak nerede üretilmiştir? Kanola ekimine 1999 yılında Kanada'da başlanmış fakat pahalılığı sorun olmaya başlayınca 1994 yılında Brassica Juncia çeşitlerine yönelmekle maliyeti düşürülmeye çalışılmıştır. Yeşil dizel ne demektir? Kanada petrol rafine tekniğine benzer bir yöntem ile biyodizel üretimi yapmaktadır. Bu yöntemle Setan yani dizel yakıt güçlendiricisi, nafta benzin katkısı gibi yan ürünler elde edilmektedir. Setan katkılı dizel yakıtı yeşil dizel olarak bilinir. Emisyon ve performans testlerinin olumlu olması sebebiyle bu isim verilmiştir. Tüm üretimine rağmen Kanada'da biyodüzel yakıt olarak ticari bir sektör haline gelememiştir. Dünyadaki en büyük biyodüzel üretim tesisi nerededir? Dünyadaki en büyük biyodüzel üretim tesisi Kaliforniya'daki Bakersfield tesisidir. Burada 1999 üretimi 500 bin galon, 2002 üretimi 15 milyon galon iken 2003 üretimi ise 35 milyon galon olarak belirtilmiştir. Amerika'da biyodüzel yakıtının uçaklar üzerinde ilk denemesi ne zaman yapılmıştır? 17 Kasım 1997 tarihinde Yakıt tankında soya fasulyesinden elde edilen biyodizel bulunan küçük bir uçak Minnesota Amerika göklerinde gösteri uçuşu yapmış ve daha sonraki model uçaklar üzerinde de yapılan uzun süreli testlerde yakıt verimi ve yakıt temizliğinin yanında yakıt borularında tıkanma ve korozyon problemlerinde azalma gözlenmiştir. Günümüzde Amerika'da üretilen biyodizel yakıtı hangi bitkiden üretilmektedir? Günümüzde Amerika'da üretilen biyodizel yakıtının %90'lık kısmı soya fasulyesi esaslıdır. Amerika'da çöp atıklarından biyogaz üretimi yapan şirket hangisidir? Smithfield isimli bir şirket çöp atıklarından biyogaz üretimi yapmaktadır. Bu gaz daha sonra biyometonel haline dönüştürülüp nakledilmekte ve kullanım yerlerinin yakınlarında biyodizel haline getirilmektedir. Buradaki tablomuzda da bazı ülkelerin yıllık biyometanin üretimleri milyon litre olarak verilmiştir. Tablo incelediğimizde en çok üretimin Fransa'da, ikinci de Almanya'da olduğu görülmektedir. Amerika'da 22 milyon litre, Avusturya'da 22 milyon litre, Belçika'da 90 milyon litre, Fransa'da 275 milyon litre, Almanya'da 230 milyon litre, İtalya'da 90 milyon litre ve İsveç'te de 11 milyon litre olduğu görülmektedir. Biyodizel için yürürlükte olan standart nedir? Biyodizel için Avrupa Birliği standardı 14214 ile Amerika standardı 6751 yürürlüktedir. Türkiye'de biyodizel için uygulanan standart nedir? Türkiye'de Avrupa Birliği standardı 14214 temel alınarak TSE standardı hazırlanmaktadır. Ülkemizde düzel standartı Avrupa Birliği ülkelerinin uzun tartışmalardan sonra karar verdikleri ve halen tartıştıkları Avrupa Birliği standardı 14.213 ve 14.214 standardı olarak karşımıza çıkmıştır. Avrupa Birliği standardı 14.214'ten önceki standartlara bakıldığında ve yine Avrupa Birliği standardı 14.214'ün her ülkedeki uygulanış şekline bakıldığında yakıt özellikleri ile ilgili sınırlar değişebilmektedir. Biyodizel, dizel ile karışım oranları bazında nasıl adlandırılmaktadır? Biyodizel, karışım oranları bazında B5, B20, B50 ve B100 olarak adlandırılmaktadır. B5, %5 biyodizel, %95 dizel. B20, %20 biyodizel, %80 dizel. B50, %50 biyodizel ve %50 dizel. B100 %100 biyodizel olarak adlandırılmıştır. Biyodizeli Avrupa Birliği standardı 14.214 standardı gibi tek bir standart içine sokmak doğru mudur? Avrupa Birliği standardı 14.214 standardı kanola metil esterine göre düzenlendiğinden bu standardın yeniden gözden geçirilmesi gerekmektedir. Biyodizel tek bir standart içine sığmamaktadır. Bunun için Biyodizelin kullanım alanına göre otomotiv biyodizeli ve ısıtma amaçlı yağ asidi metil esterleri olarak tasnif edilmesi daha doğru olacaktır. Türkiye'de herhangi bir yağ bitkisi esas alınarak standart çalışması yapılmış mıdır? Her ülke standart çalışması yaparken bir özellikten hareket etmesine rağmen Türkiye'de şu an için herhangi bir yağ bitkisi esas alınarak standart çalışması yapıldığı bilinmemektedir. Burada en uygun bitki olarak yine kanola ve aspir görünmektedir. Biyomotorinin avantajları nelerdir? Biyomotorin ülkenin dışa bağımlılığını azaltır. Tarımsal alanın güçlenmesini sağlar ve şehre göçü azaltır. Tarımsal atıklardan üretilebilir ve üretimi kolaydır. Motorinle farklı oranlarda karıştırılabilir. Biyomotorin zararlı atıklar içermez ve doğaya zarar vermez. Biyomotorinin egzoz gazı emisyonlarının çevreye etkisi nasıldır? Biyomotorinin saf ve karışım halinde kullanılmasında egzoz gazı daha zehirleyici olur ve kokusu daha iyidir. Dizel yakıtına göre hidrokarbon ve karbon monoksit yayılımında azalma vardır. Buradaki görselimizde taşıtların karbon monoksit ve hidrokarbon değerleri bize verilmiştir. Buradaki görselde benzinli taşıt, dizel taşıt ve biyodizel taşıtın karşılaştırması yapılmıştır. Burada verilen sayısal değerler biyodizelin türüne göre ve motordan motora değişim gösterebilir. Biyomotorinin yanması sonucunda çevreye atılan zararlı gazların dizel yakıtına göre oranları nasıldır? Biyomotorinin yanması sonucunda çevreye atılan zararlı gazların dizel yakıtına göre %15 daha az karbonmonoksit Karbondioksit oranında %78'lik bir azalma, %27 daha az hidrokarbon, %22 daha az partikül, %50 daha az is ve %10 daha düşük ısıl değeri. Buna karşın sadece %5 daha fazla azot oksit ve ortalama yakıt tüketimi dizel motordan %3 daha fazladır. Biyomotorin kış aylarında çalışması nasıldır? Biyomotorin kış aylarında çok düşük olmayan sıcaklıklarda motorun ilk çalışmasında sorun çıkarmamaktadır. Yakıt filtrelerinde veya yakıt pompalarında herhangi bir probleme rastlanmaz. Ayrıca motor üzerinde bir değişiklik olmadan biyodizel kullanılabilmektedir. Biyomotorinin dezavantajları nelerdir? Biyomotorin maksimum %5'lik bir verim kaybına neden olur. Bu durum aşırı yük gibi özel durumlarda belirlenebilmektedir. Tarım sektöründe yeterli ekim yapılmaması ve vergilerin azaltılmaması bu ürünün pahalı olmasına sebep olmaktadır. Yapılan araştırmalar devam etmekte olup tam bir faydalı üretim şekli geliştirilememiştir. Biomotorin Avrupa Birliği'nde çevre kirliliğini önlemek için kabul edilmiş olan Euro 3 normlarına göre zararsız yakıtlar sınıfına alınmıştır. Aynı standartlar ülkemiz tarafından da kabul edilmiş ve Türk Standartları Enstitüsü tarafından TS 4236 ve TS 5648 numaralı standartlar olarak tüm araçlar için uygulanmaktadır. Ancak Avrupa'da Euro 4 normları yayınlanmış ve uygulanmaktadır. Euro 4 normları standartlar taşıtlar için oldukça ağır çevre koruma standartları getirmektedir. Bitkisel yakıtların motor performansına etkileri nasıldır? Bitkisel yakıtlar motor performansını fazla düşürmemektedir. Motor performansında yaklaşık olarak %5'lik performans düşüşü meydana gelmekte. Bu durumda aşırı yükleme durumunda anlaşılmaktadır. Belli bir süre kullanımdan sonra yakıt filtrelerinde veya yakıt pompalarında herhangi bir probleme rastlanmadığı görülmüştür. Motor üzerinde teknik bir değişim olmadan biyodüzel kullanılabilmektedir. Biyodüzel kış aylarında da kullanılabilmekte ve motorun ilk çalışmasında hiçbir sorunla karşılaşılmamaktadır. Hava ısısındaki değişimler motor performansını etkilememektedir. Biyodüzel iyi bir yağlama yeteneğine sahip olduğundan yüksek derecede motor aşınması oluşturmamaktadır. Biyodüzelin en büyük avantajı egzoz emisyon değerlerinin çok düşük olmasıdır. Buradaki tablomuzda motorin ve biyomotorine dönüştürülmüş ayçiçeği, pamuk, soya, mısır, haşhaş ve koza bitkilerinin fiziksel ve kimyasal özellikleri gösterilmektedir. Biyodizel yakıtlarda niçin yakıt içine çeşitli katkılar katılarak donma derecesi yükseltilmiştir. Motorinin kullanma sıcaklığı eksi 7 santigrat dereceyken biyomotorininki artı 3 santigrat derecedir. Bu derecelerde yakıt jel haline geçmekte ve filtreleri tıkayarak yakıt akışının kesilmesine neden olmaktadır. Bu durum çok soğuk ortamlarda sorun çıkarabileceği için çeşitli katkılarla donma derecesi yükseltilmiştir. İkinci konu başlığımız alkollü yakıtlardır. Otomotiv sektöründe alternatif enerji kaynaklarına niçin ihtiyaç duyulmaktadır? Dünyada petrol rezervlerinin giderek azalmasına karşın başta teknolojik gelişme ve nüfus artışı olmak üzere birçok faktöre bağlı olarak petrol ürünlerine olan talep giderek artmaktadır. Bu gelişimle birlikte önemli derecede artan petrol fiyatları alternatif enerji kaynaklarının kullanımına ilişkin çalışmaları da beraberinde getirmiştir. Günümüzde Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Hindistan ve Avrupa Birliği başta olmak üzere birçok ülkede kullanımı giderek artan hatta zorunlu hale gelen ve biyoyakıtlar olarak adlandırılan biyobenzin ile biyodizel bu çalışmalar arasında önemli bir yere sahiptir. Biyobenzin üretiminde katkı olarak kullanılan etanol hangi bitkilerden üretilmektedir? Dünya etanol üretiminin büyük bölümü mısır, şeker kamışı ya da şeker pancarı kökenli şekerden elde edilmektedir. Etanol üretiminde kullanılan tarım ürünleri ülkeler arasında farklılık gösterebilmektedir. Örneğin Brezilya'da şeker kamışı kullanılırken Amerika Birleşik Devletleri'nde mısır, Çin'de mısır ve buğday, Hindistan'da şeker kamışı, Fransa'da şeker pancarı mısır ve buğday, Tayland'da ise cassava ve pirinç kullanılmaktadır. Biyobenzin üretiminde katkı olarak kullanılan etanolün en çok üretildiği ülkeler nelerdir? Üretimde en fazla paya sahip olan ülkeler Brezilya %37, Amerika Birleşik Devletleri %33, Çin %9 ve Hindistan %4 iken Fransa dünya üretiminden aldığı %2'lik pay ile Avrupa Birliği ülkeleri arasında en önemli üretici ülkedir. Biyo-benzin üretiminde katkı olarak kullanılan etanolün 2004 yılı itibariyle dünya üretimi yaklaşık olarak 30 milyar litredir. Etanolün araçlardaki kullanım şekli nasıldır? Etanol otomobil ve diğer motorlu araçlarda Tek başına bir yakıt olarak ya da benzine karıştırılan bir katkı maddesi olarak kullanılabilir. Etanol, hava kirliliğini azaltmak ya da petrol ürünlerinin tüketimini azaltmak amacıyla benzinle değişik oranlarda karıştırılarak kullanılabilir. En yaygın uygulamalar E10 ya da E85 diye bilinen sırasıyla %10 ve %85 etanol içeren karışımlardır. Etanolün Yakıt hücrelerinde kullanımı da yaygınlaşmaktadır. Etanolün fosil yakıtlara göre avantajı olmasının sebebi nedir? Bitkilerden elde edilen etanol, bioetanol, sürdürülebilir bir enerji kaynağı olarak sağladığı çevresel ve ekonomik yararlar nedeniyle fosil yakıtlara göre avantajlar sağlamaktadır. Günümüzde etanolün fosil yakıtlar karşısında yeterince rekabet edememesinin sebebi nedir? Etanol, yaygın olarak şeker kamışı ve mısırdan elde edilmektedir. Ancak etanol elde etmek için bugün kullanılan teknolojiler, etanolden elde edilen enerjinin yaklaşık %70 fazlasını harcamayı gerektirdiğinden, hala fosil yakıtlar karşısında yeterince rekabet edici değildir. Etanolün motorlarda kullanımı için dünya çapında sınırlı kalmıştır. Etanolün motorlarda kullanımı düşüncesi tarım ürünlerinin bolca yetiştirildiği ülkeler için geçerlidir. Bu sebeple etanol yakıtının alternatif bir yakıt olarak motorlarda kullanılması dünya çapında sınırlı kalmıştır. Ayrıca günümüzdeki etanol üretimindeki enerji dengesi negatiftir. Yani etanolün üretimi için yanma sonucunda vereceği enerjiden fazla enerjiye gereksinim vardır. Biyodizel ve bioetanol petrol piyasasında nasıl tanımlanmaktadır? Biyodizel ve bioetanol petrol piyasası yasası içerisinde yer almış olup akaryakıt ve harmanlanabilen yakıt olarak tanımlanmıştır. Eğer biyodizel üretmek istersek yerine getirmemiz gereken mevzuat kuralları nelerdir? Biyodizel üreticilerinin EPDK'dan işleme lisansı almaları zorunludur. Otobiyodüzel Türk standartları Avrupa standartları 14214 yakıt biyodizelin Türk standartları Avrupa Birliği 14.213 standartlarına uygun nitelikte olmalıdır. Atık yağlardan üretilecek biyodizel, ilgili bitkisel atık yağların kontrolü yönetmeliği gerekliliklerine uygun olarak geri kazanım tesislerinde üretilmek zorundadır. 04.12.2003 tarih ve 5015 sayılı Petrol piyasası yasasında ve petrol piyasasında uygulanacak teknik kriter yönetmeliğinde akaryakıtla harmanlanan ürünler olarak tanımlanan ürünler nelerdir? Bu ürünler metil tersiyer, bütil eter, etanol ve benzeridir. 0412 2003 tarih ve 5015 sayılı Petrol Piyasası Yasasında ve Petrol Piyasasında uygulanacak teknik kriter yönetmeliğinde Akar yakıt olarak tanımlanan ürünler nelerdir? Akar yakıt ile eş değer vergiye tabi olan ve olacak ürünler ile akaryakıt olarak benzin türleri, nafta, gaz yağı, jet yakıtı, motorin türleri, fuel oil türleri ile biodizel tanımlanmıştır. Şimdi de konumuzla alakalı birkaç tane test sorusu cevaplayalım. Aşağıdakilerden hangisi dizel motorlarda kullanılan yakıttır? Benzin Soya yağı, hidrojen, LPG. Soya yağı dizel motorlarda kullanılan bir yakıttır. Cevabımız B şıkkıdır. Biyolojik yakıtların kullanımı hangi sektörün canlanmasını sağlar? Sanayi sektörü, tekstil sektörü, otomotiv sektörü, tarım sektörü. Biyolojik yakıtlar tarım sektörünü canlandırır. Cevabımız D şıkkıdır. Kanada aşağıdakilerden hangisi pahalı olduğu için ekimini durdurmuştur? kanola, mısır, jojoba, pancar. Kanola e, ekimi pahalı olduğu için bunu durdurmuştur. Cevabımız A şıkkıdır. Dizel motorlarda kullanılan motorinin donma noktası kaç derecedir? 0 derece, 3 derece, 8 derece, 7 derece. Motorinin donma noktası 7 derece olduğundan cevabımız D şıkkıdır. 10.000 kilometrede biyodizel taşıtların çevreye bıraktığı e, karbon monoksit miktarı hangisidir? A 7,5 B 4,9 C 8,2 D 10 Evet bunu tabloda daha önce vermiştik. Cevabımız 5 kı yani 4,9'dur. Biyobenzin aşağıdaki ülkelerden en çok hangisinde üretilmektedir? Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Hindistan. E, bu konumuzu da yine bir tabloyla anlatmıştık. Cevabımız A şıkkı yani Brezilya'dır. Aşağıdakilerden hangisi etanol üretiminde kullanılan tarım ürünlerinden değildir? Şeker kamışı, mısır, cassava, tütün. Evet tütün etanol üretiminde kullanılan bir ürün değildir. Cevabımız D şıkkıdır. Bitkisel yakıtla çalışan motorlar ve alkollü yakıtlar konularını anlattığımız dersimiz burada bitmiştir. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.